Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce bir duyurumu yapayım ben size. Normalde biliyorsunuz sabahları videolar uzun oluyor. Bu sabah kısa keseceğim çünkü biliyorsunuz taşınma işlerim falan var. Bayağı bir halletmem gereken işler var açıkçası. Yani video biraz daha kısa olacak normaline göre. Sadece Bitcoin'e değineceğim bu videoda. Diğerlerine değinmeyeceğim. Hani videoyu bir an önce paylaşmak istiyorum açıkçası. Şimdi gelelim analizimize. Biliyorsunuz arkadaşlar, 2 gün önce bu çizgileri birlikte çizmiştik ve hedef olarak bu çizgileri belirlemiştik. Yani ne diyorduk mesela? İlk direncimiz 51.680. Oranın üzerinde 4 saat kapattı mı 53.888'e kadar gidiş olur diye anlatıyorduk. Ve nokta atışı hedefimiz gelmişti. Dünkü videomuzda da söyledik ki bakın, 53.888 kabaca 54.000 üzerinde 4 saat kapatırsa diğer çizgimiz hedef olur diye anlattık. Yani videoyu burada çekmiştim ben. Diğer 4 saat üzerinde kapanış geldi. Ve ne oldu arkadaşlar? Tutundu diğer 4 saati. Bir sonraki 4 saat tutundu. Diğer 4 saat tutundu ve yükselişe geçti. Ondan sonraki 4 saatte diğer hedefe doğru gitti. Az bir şey kalmıştı arkadaşlar, görüyorsunuz çok az bir şey kalmıştı ve oradan düşüşe geçti Bitcoin. Yani böyle kimi zaman milimetrik böyle gelmiyor arkadaşlar, ona yapacak bir şey yok. Ama neticede verdiğim sinyalden sonra, yani 54.000 üzerinde kapattıktan sonra hani neredeyse 1500 dolarlık bir yükseliş geldi, daha fazla geldi hatta. Yani bunlardan faydalanmış olabilirdiniz. Ama düşüş trendine mi geçecek buradan? Yani bunu anlamanın yollarını anlatacağım size. İşte birkaç tane yorum geldi. Yazmışlar ki hocam bu yükseliş ölü kedi sıçrayışı mı? Ölü kedi sıçrayışı nedir? Onu da anlatalım. Dead cat bounce diller ona. Atıyorum sert bir yükseliş geldi diyelim. Hani buradan 58 bine yükselmiştik ya son zamanlarda, 58 bine yükseldiydik. Oradan bir düşüş geldi 43 bine. 43.000'den de atıyorum 56.000'e bir yükseliş geldi. Ve 56.000'den daha da sert düşüş gelir. Yani buna ölü kedi sıçrayışı diyoruz. Yükseliş, düşüş, biraz yükseliş, daha sert düşüş. Öyle anlatabilirim size. Ve dead cat bounce olduğunda dipler daha da alçalır. Yani bizim son dibimiz 43.000'di. Bir sonraki dipte atıyorum 40.000 olur. Şimdi bunu anlamanın bir yolu var. O da nedir? Öncelikle arkadaşlar, yükselirken nasıl ki biz bu çizgileri takip ettik, düşerken de bunları takip edeceğiz. Bu kadar basit. Çizgiler kırılmadıkça düşüş beklemez. Veya yukarı yönlü kırılırsa da diğer hedefe doğru pozisyon alırsın. Şimdi bizim ilk desteğimiz nere? Bu arada arkadaşlar 4 saat kapanışa 20 dakika kaldı. Biz bir önceki 4 saati tekrardan desteğin altında kapatmıştık. Şimdi tekrar üzerinde kapatıyoruz. Yani tutunmamız lazım. Şöyle 53.888 üstünde tutunmamız lazım bizim. O zaman tekrardan 56.000 doları deneyeceğini düşünüyorum. Tutunmazsa ne olur? Bakın arkadaşlar, hedef diğer çizgi olur. Orası da 51.683. Oraya kadar düşer mi? Emin değilim. Niye öyle diyorum? Bakın mesela şöyle saat grafiği alalım. Burada bir trend çizgisi oluştu yeni yeni. Şöyle bakalım. Şöyle çizebiliriz. Kaydedelim grafiğimizi. Şöyle. Yani bakın mesela burası şu an ana yükselen trendimiz. Saat grafikte ve 4 saat grafikten bakabiliriz. Yani orayı da takip edeceğiz düşüşlerde. Onun bulunduğu seviye 52.000 dolar. Yani 52.000 kırıldı diyelim. Son kalemizde 51.683 olacaktır. Oranın altına 4 saat kapanışta gelirse diğer hedef 49.350. Oralarda kırılırsa 47.318. Yani bu şekilde düşüşlerde pozisyon alınabilir. Hani sahte yükseliş mi değil mi? Destekler kırılmadan anlayamazsın bunu. Şimdi yükselişlerde hedefler nere olabilir? Yani dün de verdiğimiz gibi 56.067 bölgesi ilk hedeftir. 56.070 diyelim. Üzerinde 4 saat kapatması lazım yükselişin devamı için.
Niye öyle diyorum? Bakın. Dün mesela üzerinde 4 saat kapattı ya burada. Ondan sonra teyit edildi. Üzerinde bir tane daha kapattı. Tutundu. Ondan sonra yükselişe geçti. Yani teyit için böyle şuradaki gibi değil. Bakın bir altında bir üstünde değil. Altında kapattı diyelim. Bir mum daha altında kapatırsa o zaman teyit ediliyor normalinde. Yani yükselişlerde de 56.070 üzerinde 4 saat kapattı mı? Ya direktman gider ya da teyit için bir 4 saat kapanış daha bekler. İşte o 4 saat tekrardan 56.067 altında gelmemesi lazım. Yani öyle hesap edebilirsiniz. O şartlar oluşursa da yani bana göre diğer hedefi yani daha önce de bir direnç var oraya geleceğim az sonra da. Yani normalinde şöyle 61 bin dolar hedef gibi duruyor. Yani bu sarı çizgi daha önceden çizmiştik. Her gün yükselmektedir. Yani oraya giderse 61 bin dolar seviyesinde. Şimdi Bollinger bandımızı açalım. Stokastik ara sayı açalım. Şöyle günlükten değerlendirelim. Bu arada arkadaşlar şimdi 4 saatlik bazda stokastik daha olumsuz bir görüntü var stokastikte görüyorsunuz. Yani yönü aşağı çevirmiş gibi duruyor. Yani normalde öyle bir durumda şöyle MA20 testi gelebilir. Şu an 52.328 bandında duruyor. Yani kesin değil tabii ki. Buradan aynı şuradaki gibi pozitif kesişme yapıp onunla da devam edebilir. Hani mecbur değil buradan komple düşmeye. Ama olur ya bir desteğimiz de orada var. 52.300 seviyeleri. Orayı da sıkıca takip etmek lazım. 4 saatlikte ilk direncimiz ise 55.777. Bu 4 saat için. Yükselişlerde de orayı takip edeceğiz. Günlük grafiğe bakınca da bakın günlükte stokastik hala al veriyor. Yani 4 saatlikte bir ya yatay seyir olacak ya da nasıl diyeyim bir geri çekilme. Öyle düşünebilirsiniz. O esnada da stokastik biraz dipleri yapar. Ondan sonra yoluna devam eder. Ya da burada bir pozitif kesişme göreceğiz. 4 saatlik stokastikte 4 saat kapatacak. Aslında dediğim yere geliyor. O direncin üstünde kapatırsa verdiğim dirençlerin yani yüksek ihtimal burada da bir pozitif kesişme olur. Yoluna devam eder. Yani 4 saatlik ya yatay diyor belki yükselim yani sır vermiyor açıkçası. O yüzden günlüğe bakıyoruz. Bir büyük resme bakıyoruz. Günlükte de stokastik hala al vermeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar daha yeni yeni aşırı alım bölgesine girdik biz. Ve teknik olarak böyle durumlarda üst bandı yoklamak istiyor arkadaşlar. Neresi orası? 57.730 seviyesinde. Yani orası da diğer direncimiz. Çok önemli. 61.000'e gitmeden önce orada bir direncimiz olacaktır. Yükselişlerde. Gün kapanışı da rekor seviyede gelirse günlük bazda. Neresi orası? 57.575. Bunu yaparsak yani yükselen tepemizi yapacağız günlük bazda. Bu da olumludur ve rally'nin devam edeceğinin sinyalidir bana göre. Yani bugün seviyeler bunlar. Sıkıca takip etmek lazım. Hareketli ortalama bazında ne durumdayız? Buna da bir değinelim. Sonra videoyu bitirelim. Şöyle yapabiliriz. 4 saatte gidelim. Yani 4 saatlik de MA10'da tutunmuşuz. Bollinger bandınla birlikte bakalım. Yani arkadaşlar şu an ilk olarak 55.730'u takip edeceğiz. Düşüşlerde de 52.390 seviyeleri 4 saat grafiğe göre hareketli ortalama ve Bollinger bandı bazında. 2 saatliğe bakalım oran ne diyor? Yani 2 saatlikte de MA20 bir MA20'den destek aldık. Üst bandımız 55.550 seviyelerinde. Orayı da takip etmekte fayda var. Oradan da dirençime potansiyeli var. Yani bakın arkadaşlar şurada mesela ne yapmış? Tutulmuş devam etmiş yoluna. Ama kimi zaman da direktman satış yediği görülüyor. Bollinger üst bandından. Mesela şurada Bollinger üst bandına gidiyor satış yiyor. Yani neticede orada da bir direncimiz var. Hepsini not edin. Niye öyle diyorum? Fiyat oraya gitti mi bir duraksama olur, geri çekilme olur vesaire. Yani ne durumda olduğunuzu bilirsiniz. Yani oraya geldi mi? Ha bakın burada bir direnç vardı. O yüzden böyle yapıyormuş diye bir fikir oluşabilir yani. O yüzden hepsini veriyorum. Yani düşüşlerde de bakın 2 saatlikte önemli bir ortalamamız var. Orası 51.850. Yani hemen hemen
Verdiğim çizgiyle örtüşmekte bakın. Yani oraların kırılacağını çok sanmıyorum ama kırılırsa o zaman düşüş bekleyebiliriz arkadaşlar. Hani bir haftalık yükselişin düzeltmesi gelebilir öyle durumda. Dediğim şekilde seviyeleri takip edeye de gideceğiz. Neydi onlar tekrar hatırlayalım. Yükselişlerde 56.070 üzerinde 4 saat kapatırsak o zaman yolumuza devam ederiz. Yani 57.700 ve 61.000 potansiyeli olur öyle bir durumda. Düşüşlerde de yani burayı pek güven vermiyor açıkçası. Altında bir tuzaklı kapanış var neticede. Bu trend çizgimizi takip edeceğiz ve şuradaki beyaz çizgileri takip edeceğiz. Yani 51.683. Orak kırılmadıkça, 4 saat kapatmadıkça altından korkmayacağız. Yolumuza devam. Orak kırılırsa düşüş trendine tekrar girebilir. Yani Bitcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.